Medya Haber'den iyi akşamlar. Bir Medya Haber'de gündem programı ile karşınızdayız. Gündemde özellikle öne çıkan konuları Kürtler arası ilişkiler boyutuyla tartışacağız. Güney Kürdistan'da yaşanan gelişmeler ana konumuz olacak. İki konuğumuz olacak. İsmet Akkurt, gazeteci arkadaşımız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Faruk Sakık, gazeteci arkadaşımıza da sen de hoş geldin Faruk. Uzun dönem sonra ilk defa doğrusu stüdyoda iki konukla program yapmak da iyi oldu benim açımdan da. Unutmuştuk stüdyoda konuklarla program yapmayı. Ama bugün öyle denk geldi. Ben bir kez daha her ikinize teşekkür ediyorum ama Güney Kürdistan'daki tartışmaları, yaşanan gelişmeleri konuşacağız dedik ama Türkiye'de acı bir olay da yaşandı dün. Ve 6.8 şiddetinde büyük bir deprem İzmir'i vurdu. Yalnız İzmir'de değil, Yunanistan'da da, bölge ülkelerinde de ve Marmara ile Ege bölgesinde birçok kentte de etkili oldu. Hala enkaz altında insanlar var ama karşılaştığımız bir tabloda hiç değişmedi. AKP, MHP rejimi yaşananlardan kendi için istismar çıkarmaya başladı. Deyim yerindeyse şov yapmaya başladı. Bakanın dünkü görüntüsünü hatırlıyorsunuz, enkaz üzerinde telefonla depremzedeyle konuşmasını. İsmet Akkurt'la başlayalım istiyorum. Tepki çeken, sosyal medyada özellikle çok ciddi tepki çekti. Bu durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Doğrusu bir de şöyle bir şey var. Halk bu şovlara inanıyor mu gerçekten? Yani başta depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tabii acı bir durum, acı bir tablo var karşımızda. Yani AKP'nin, AKP-MHP faşist hükümetinin tarif ettiği gibi tabii depremi tarif edemeyiz. Deprem direkt yoksullukla alakalı bir gerçeklik ve aynı zamanda iktidarların yönetim tarzlarıyla ilgili bir gerçeklik. Şimdi yıllardır Türkiye'de bir deprem gerçeği zaten tartışılıyor. Yani Türkiye çok ciddi fay hatlarının üzerinde bir ülke. Hem Kuzey Kürdistan'da hem Türkiye'de bu fay hatlarının kısa bir süre içerisinde harekete geçeceği de sürekli jeoloji uzmanlarının, deprem uzmanlarının aktardığı bilgiler arasındaydı. Şimdi bir de AKP'nin Türkiye'de deprem sigortası diye bir sigorta çıkardığını da unutmamamız gerekiyor. Sözüm ona, İstanbul depremine hazırlık kapsamında bu sigorta şeyi ortaya çıkarıldı ve depremde, olası bir depremde yıkılması öngörülen yapılar güçlendirilecek, depreme karşı dayanıklı hale getirilecek ve böylelikle de yani halkın yaşamı korunacaktı. Ama mevcut tabloya baktığımızda yani deprem fonunda toplanan paraların ne olduğu sorusunu sormak gerekiyor şimdi. Ne oldu? AKP-MHP iktidarı bu paraları olduğu gibi mevcut savaş politikalarına harcadı. Şimdi o yüzden deprem direkt yoksullukla ilgili bir şey. Belki kimileri şöyle bir şey söyleyebilirler. Yani işte bina yaparken müteahhit ya da hane sahibi devlete mi soruyor? Yani binasının niteliğini. Elbette ki o da devletin sorumluluğunda bir şey. Yani yapılan her yeni binanın deprem, eğer deprem fayının geçtiği bir bölgede ise deprem koşullarına uygun yapılması devletin sorumluluğunda bir şey. Aynı şekilde belki bazı doğal olayların, afetlerin engellenmesi mümkün değil. Ama doğal bir afet yaşandıktan sonra yıkım yaşanan bölgede halka sahip çıkmak, kısa bir süre içerisinde oradaki halkı, halkın can güvenliğini sağlamak devletin sorumluluğunda bir şey. Türkiye peki, bu konularda sınıfta kaldı ama yani, deprem şovu yapmakta da onların üstüne kimse yok. Yani ne yazık ki Türkiye'deki mevcut faşizm, yani felaket, her felaketten siyasi bir rant devşirmeye çalışan bir noktada zaten mevcut durumda. Yani şu anda AKP'nin yaptığı şeylere bakalım. Bir, en çok övündükleri şey nedir?
faşist İçişleri Bakanı Soylu'nun yardımcısının en övündüğü şey insanlara götürdükleri yardım, verdikleri yardım, onlara sahiplenme değil. Diyor ki deprem hakkında paylaşım yapanları gözaltına aldık. Kim deprem hakkında bir paylaşım yaparsa biz onun hakkından geleceğiz. Şimdi iktidarın mevcut tabloya, mevcut depremde yaşanan felakete bakış açısı bu işte. Evet. Peki Faruk seninle devam edelim. Aslında İsmet arkadaş da biraz açtı meseleyi bu deprem vergileriyle ilgili. Evet. İktidarlar aynı zamanda hesap vermesi gereken kurumlar da. Bu konuyla ilgili Erdoğan'a sorulduğunda Erdoğan deprem parası için hesap vermeye zamanım yok diyor. Yani o kadar çok çalışıyor ki bu nedenle o paraların hesabını vermeyeceğim diyor. Nereye harcadığına dair de bir bilgi vermiyor. Başka şey de var. Muhalefet birçok kanun teklifi verdi. Yani işte depreme hazırlık babında binaların güçlendirilmesi ya da denetim ve kontrolle ilgili bunların tümü de reddedildi. Şimdi de bu işin rantını tekrar yeniden yemeye çalışan bir iktidar var. Yani deprem boyutunda değerlendirdiğinde sen ne dersin bu konuya? Şimdi şunu diyeyim, yani şöyle deseydi, hani şu an acımız var, bir deprem var, bir afet olmuş. Biz bunu bir yana bırakalım, bu yaraları saralım, sonra biz bunu konuşuruz deseydi belki biraz daha şey olurdu. Ama o burada yine nemalanmak istiyor. Her şeyde nemalandığı gibi bütün toplumsal olaylarda veya da afetlerde nemalandığı gibi burada da aynı şeyi yaptı. İsmet'in anlattığı gibi yani orada İstanbul depreminde sonra çok büyük kararlar alındı. İmarda büyük değişikliklere gidildi ve bunun teslimatı var. Bina bittiğinde bu afet depreme dayanıklı mı değil mi onu kontrol edecek bireyler var. Onlar gidip bunu kontrol ediyor. Bunda devletin sorumluluğu var. Yani deyse hani ya affettir, doğal affettir. Bunda benim sorumluluğum yok. Yok, bu var. Bir. İki, şunu diyelim. Orada Türkiye'de bir inşaat sektörü oluştu. Erdoğan oradaki bütün o açığı kapatmak için bir inşaat sektörü oluşturdu. Her yerde binalar yükseliyordu Türkiye'de. Yani öyle şey olmuştu ki inşaat sektörü dışında Türkiye'de başka sanayide falan bir gelişme yoktu. Bu kadar yaygınlaştığında bu inşaatlar şeyden çıktı, kontrolde çıktı. Bu bir. İkincisi burada yine yani müdahale etmeler. Mesela Kürdistan'da da mesela şeyler oldu. Demirlice depremi, Varto depremi tarihte olduğunda ben çok iyi biliyorum. Varto ve Muş depreminde ki şeyler konut hakkı doğuyor ya insanlara. Hı hı. O zaman yazılmış 40 yıl sonra. 40 yıl sonra bunların şey verildi, hakları verildi. Yani Kürdistan bölgesi olduğu için oraya öyle bir müdahale oldu. Ve ikinci senin dediğin şekilde oraya şova dönüştürmesi bu o günlerde yani o bana şeyde darbe şey oldu ya 2016'da diyordu ya Allah'ın bir lütfu gibi. Bunu da Allah'ın bir lütfu gibi görüyordu. Van'da yaptıklarını biz hatırlıyoruz. Ne biçim yaklaşımı oldu insanlara. HDP belediyelerinin önünde nasıl şeyler sorun çıkarıyordu, müdahale ediyordu. Kitlelerin danışmasını engelliyordu falan. Burada da yani mevcut olan durumda ki durumu bertaraf etmek için Türkiye'de dolar yükseldi. 80'in üstüne çıktı. Euro 9.5'a yaklaşıyor. Böyle bir durumda ne yapacaktı? Buraya tekrar yönelecekti. Şimdi yeniden kampanyalar başlatacak. Yeniden değişik şeylere gidecek. Ve oradaki o savaşa giden rantı, o açığı, o boşluğu doldurmaya çalışacak. Yani doğrusu depremin güzel yönleri de güzel derken depremin kendisi değil elbette. Örneğin direnişte olan maden işçileri de direnişe ara verip can kurtarmaya gittiler. Yine HDP başta olmak üzere muhalif partiler de gidip bu konuyla ilgili oradaki yaraları sarmaya dönük bir çaba içerisinde oldular. Biz tekrar geçmiş olsun diyelim ve gündemimizi tartışmaya başlayalım istiyorum. Yani daha çok Güney Kürdistan eksenli yaşanan gelişmeleri konuşacağız diye duyurduk ama burada biraz da basın üzerinden yürütülen manipülasyonu gündeme getirerek doğrusu başlamak istiyorum. Şimdi Güney Kürdistan'da asayiş adına bir açıklama yapıldı
Ve bu açıklamada eylem hazırlığında olan PKK'lıların yakalandığı ileri sürüldü. Kısa süre içerisinde ise Asayiş'in yenekeli üyeleri açıklama yaptı. 3 üyesi. Çoğunluk bizde dedi ve bizim bu gelişmelerden haberimiz yok. Yani normal koşullarda aslında bir skandal ortaya çıkan olgu. Bir kirli plana da dikkat çektiler aslında bu şekliyle yaptıkları açıklamayla. Şimdi Güney Kürdistan'da özellikle KDP'ye yakın duran medyanın böylesi bir manipülatif haberi yaymasının amacı nedir? Bununla ne yapılmak istendi? İsmet'ten başlayalım istersen. Yani tabii mevcut durumda gerçekten Güney Kürdistan'da yaşananların yani ciddi bir muhasebesini yapmak gerekiyor. Yani bir yanıyla ciddi bir psikolojik savaş yürütülüyor. Basın üzerinden çok ciddi bir manipülasyon yapılıyor. Bir yandan da çok ciddi bir askeri hazırlık var. Yani bu çerçeveden bakıldığında tabii ortada çok ciddi ve vahim bir tablonun olduğunu söylemek gerekiyor. Ve özellikle son bir haftada ortaya çıkan gelişmeler de zaten aslında yapılmak istenen şeyin ipuçlarını da bize veriyor. Yani birincisi bir Güney Kürdistan yönetiminden söz ediyoruz. Diyoruz ki Güney Kürdistan'da bir parlamento var, bir hükümet var ve bir bölge başkanlığı kurumu var. Şimdi ama bu yapı içerisinde, sadece bir kesimin aslında bütün yapıyı kendi denetimine aldığını ve istediği gibi kararlar aldığını da görüyoruz. Çok açık son süreçte ifade ettiğiniz Güney Kürdistan Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamada bu durum ortaya çıktı. Şimdi Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklama neye binaen yapıldı? Yapıldıktan hemen sonra nasıl bir gelişme yaşandı? Gari'ye KDP özel güçleri, Gulan ve Roj güçleri Gari'ye bir yığınak yaptılar. Ondan bir iki gün önce böylesi bir açıklama yapıldı. Şimdi bu hemen akıllara şu soruyu getiriyor tabii. Yani bu açıklamanın yapılmasının bu yığınakla ilgisi ne? İlgisi var mı yok mu? O zaman eğer Güvenlik Konseyi'nde böyle bir durum ele alınmamış, tartışılmamış, bu gerçekten açıklanan şeye ilişkin somut veriler ve bilgiler yoksa, çok ciddi bir şüphe varsa, o zaman tümden bu askeri kuşatmanın, askeri saldırı hedefinin temelini oluşturmuş diyoruz. Şimdi ben şunun için biraz daha sordum. Aslında geçmişte de yaşananlara baktığımızda basın üzerinden yaşanan yaklaşımlar daha sonraki dönemlerde çok daha ciddi sorunlara da dönüşüyor. Yenekelilerin açıklamasında da sanki bu türden bir plan varmış gibi direkt söylenmese de ipuçları vardı. Yani o plan dahilinde ortaya çıkan bir olgu mu var? Belki ona dikkat çekmek mi gerekir? Tabii yani şimdi Güvenlik Konseyi'nde tek bir tarafın sadece ve sadece kendi partisel çıkarları için bu tür bir şeye girişmesi bütün bölgenin, bütün Güney Kürdistan bölgesinin güvenliğini tehlikeye atıyor. Yani ve açıklamada sadece PKK ile bağlantılı birkaç kişinin yakalanmasından söz edilmiyor. Aynı zamanda Güney Kürdistan'a dönük sanki çok büyük bir şey hazırlanmış, karşı saldırı girişimi hazırlanmış gibi bazı kesimlerin, özellikle Avrupa'da yaşayan Güney Kürdistanlıların, yine Güney Kürdistan'da bulunan bazı toplumsal muhalif kesimler de dahil edilerek bu şey yapılıyor. Bir taşla sanki birkaç kuş vurulmak isteniyor. Yani açıklamanın detaylarında bunu çok açık bir biçimde görüyoruz ve bu durum herkeste çok ciddi bir tedirginliğe yol açtı. Şimdi tek başına karar alan
Böylesi bir yapı yarın öbür gün Yeneke hakkında farklı bir iddia ortaya attığında ne olacak? Yarın öbür gün Goran hakkında farklı bir iddia ortaya attığında ne olacak? Ya da farklı bir kesim ve toplumsal kesim hakkında böyle bir iddia ortaya attığında ne olacak? İddianın hemen ardından pek Yeneke henüz açıklama yapmadan Kecek'e Dış İlişkiler Komitesi adına bir açıklama yapılmıştı. Bunun bir manipülasyon olduğuna dikkat çekilmişti. Ve en fazla işleyen de kimdi bu konuyu? Bakıyoruz Anadolu Ajansı servis ettiği haberle Türk basını. En fazla işte bizim Hewler'deki konsolosluğa saldırı girişimi engellendi, saldırının arkasında PKK vardı gibilerden ciddi bir propaganda yapıldı. Şimdi nasıl bir atmosferde böylesi bir propaganda yapılıyor? Önemli olan bu bence. Tam da Güney Kürdistan'ın hemen hemen bütün bölgelerine yönelik kapsamlı bir Türk işgal saldırısının olduğu bir süreçte yapılıyor. Yani bütün medya savunma alanları hedefte, Şengal hedefte, Mahmur hedefe konmuş. Tam böylesi bir süreçte bu şey yapılıyor. Rojava hedefte. Doğrusu Türkiye üzerinden söyledin de Faruk da 90'lı yıllarda ülkede gazetecilik yaparken aslında bu özel savaş yöntemleriyle sürdürülen yalan haberciliğe hiç yabancı değil. Hatırladığımız programlar var. Ertürk Yöndemler'in bilmem TRT'de şurada burada yaptıkları. Hep geri tepti ama buna rağmen hiç vazgeçmediler. Üstelik bugünlerde bu yalan haberciliğe de çok fazla ağırlık verdiler. Yani biraz önce İsmet'in dediği gibi de bir şekliyle KDP'ye yakın basınla Anadolu Ajansı ve diğer AKP yanlısı basın birbirini besledi. Anadolu Ajansı'nda sanki servis yapılmış bir haber. Öyle tarzı onlar birbirini de besledi yani. Aslında bu haberler. Peki bu plan dahilinde mi gerçekten? Özellikle onu sormak istiyorum. Bir de yani ne hesaplar var bu işin altında? Salt güneye dönük peki karşıtlığı üzerinden ifade etmek yeterli midir bu hesapların ortaya çıkış nedeni? Ya şimdi burada yani diyoruz ya 3. Dünya Savaşı, şimdiki savaş diyelim iki cephe yok. O cephede askerler, ordular karşı karşıya gelip savaşmıyorlar. Medya üzerinde savaşlar başlatılıyor. Burada da şunu diyeyim, bir savaştır. Kürdistan'da var. Erdoğan'ın Türkiye devleti, işgalci Türk devletinin hedefinde bazı şeyler var. Bir bölge var. 30 kilometre derinliğinde, 600 metre uzunluğunda, Afrin'de başlayıp Roşlat'a kadar devam eden bir toprak istiyor orada. Orayı işgal etmek istiyor. Onun planı için ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bunu niye yapıyor? Her zaman diyelim Brados'ta saldırılar başladı. Afrin işgal edildi. Arkasına geldi, farklı bir şey ortaya atıldı. Onu tartışmaya başlattırdı. Türkiye ile Amerika, Rusya arasındaki şeyi. Arkasında ne yaptı? Serikan'ı işgal edildi. Şu anda istediği ne var? Şu anda eskiden tek parça yöneliyordu ama şu anda 3 bölgeye, 4 bölgeye. 1. Medya savunma alanları. 2. Şengal. 3. Rojava. 4. Mahmur. Bu bölgeleri birden oralara saldırdı. Ha bunu saldırırken ilk önce ne yapıyor? Mesela bir sözleşme mi imzalamışlar Rojava Şengal için? Hı hı. Bunu biz medyada gördük. Onlar servis yaptılar. Bunu tartışmaya açtılar. İlk önce o kendi medyasında bunu paylaştı ve bunu tartışmaya açtı. Tartışılsın, güncellesin, normalleşsin. Yarın benim yapacağım işgal saldırısı normalleşsin. Buraya bir başvura dönelim. Başvurdaki bu servis yapılan şey oraya bir şeyler gidecekti. Ama halka diyecekti niye ben oraya güç yığıyorum Gare'ye? Niye askeri güç yığıyorum oraya? Bir şey söyleyecekti. Bunun zemini için Türkiye'ye başvurdular. Anadolu Ajansı dedi şöyle haberler yapın. Asayiş'te biri öldürülmüş. Deyin ki PKK tarafında öldürüldü. 10 kişi yakaladık, bilmem kaç kişi yakaladık, eylem hazırlığındaydı. Yani bu sizin deyiminizle bir şekilde KDP'nin orada yürüttüğü politikayı rahatlatma açısından ortaya çıkan bir politika. O şekilde mi değerlendiriyorsunuz? Öyle değerlendiriyorum. Onu rahatlatma. Çünkü çok büyük bir kamuoyu oluşmuştu Kürdistan'da.
O şey tecrit ediliyordu artık, KDP teşhir edilmişti. Herkes biliyordu Türkiye ile ilişkileri had safhaya gelmiş ki ihanet noktasına kadar gelmiş bir aşamada. Böyle bir aşamada bir sebep arıyordu yani, bir şey söylemesi gerekir kamuoyuna, topluma bir şeyler söylemesi gerekir ki böyle yalan haberler, hiç inandırıcılıkta uzak haberler. Hatta Sayın Karayılan diyor, varsa elinizde öyle bir belge, öyle şey varsa bunu medyayla paylaşın. Diyor, paylaşın. Kamuyla paylaşın, böyle bir şey varsa belge elinizde. Ki arkasında şey, Saidiye Ahmet Pire yenekede, o da yalanladı. Ha şurada o, belki ileride konuşacağız daha sonra. Meclis yok, orada bir meclis yok, hükümet yok. Sadece bir aile var, Barzani ailesi. Onlar yönetiyor. Ama bunu Pire'nin açıklamalarında gösteriyor. Parlamentoda biz yokuz. Bu da bir büyük şey. Yani büyük bir itiraf. O parlamento niye var? Ne kararlar alıyor bilinmiyor. KDP diye, ne PDK diye bir parti var mı yok mu, o da bilinmiyor. Sadece bir ailenin üzerinde, isimler üzerinde gidip geldin diyor. Bunlar da kendilerini korumak için dört, yani diyelim İran'la, Irak'la ve Türkiye ile ilişkiler içerisinde de sadece kendi... Bu ilişkilerle aslında kendilerini de riske etmiyorlar mı? Sonuç itibarıyla Türk devleti karakteri bilinen bir devlet ve girdiği yerden de ömrü billah onları çıkarabilmek de çok kolay değil. Yani savaşarak çıkarırsınız, başka türlü çıkarmak mümkün değil. İşte biz de bunu hepimizin konuştuğu, dikkat çektiği bu. Bizim dediğimiz yani... yarın gelip başvuru işgal edecekler dediğimiz buydu. Bunlar ne yapıyor? Sadece kendi saltanatlarını diyelim ya da elde ettikleri serveti korumak için, kendi ailelerini, kendi şirketlerini, kendi malikanelerini korumak için bu devletlerle rüşvet bazında ilişkiye giriyor. Bu ilişki Türkiye ne istiyor? Onda bunu petrol, para belki istemez, der PKK'yı engelle orada. Onun da İran farklı bir şey istiyor. Evet. Burada tam da aslında Türk devletinin özel savaşının yürüttüğü, özel savaşının merkezinde ne var? PKK'nın varlığı Türk devleti için ölümcül bir tehlikedir, stratejik bir tehlikedir. Cumhuriyetin varlığı ve geleceği için engellenmesi gerekiyor deniyor. Sormak istiyorum doğrusu. Sen de o noktaya dikkat çektin ama sonuç itibariyle PKK olmadığında ya da PKK'yı gerekçe edilmeyecek bir koşulu olmadığında da Türk devleti PKK'ya rahatlıkla saldırabildi. Örneğin Kerkük giderken PKK'yı gerekçe etmedi ki. Tam bugün, tam bu süreçte KDP basınının yaptığı şeye bakalım. KDP basınının yaptığı şey, Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında ne var? Daha sonra KDP sözcüsünün yaptığı açıklamada ne var? PKK'nın varlığı Güney Kürdistan için en büyük tehdit ve tehlikedir. O yüzden PKK Güney Kürdistan'ı açık söylüyor. Diyor ki terk edecek. Yani bunu, PKK'nın Güney Kürdistan'daki varlığını KDP basını ve KDP şu anda Güney Kürdistan'ın geleceği için en büyük tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Yani şu anda yapılan bütün... çaba bunun için. İsmet şeyde de mesela Seri Konya, Afrin işgallerinde aynı şeyleri kullanıyor. Ama işte burada şu soruyu sormak gerekiyor bence. Yani ve tartışmak da gerekiyor. PKK'nın varlığı mı tehlikeli Güney Kürdistan için? Yoksa oradaki Türk işgali mi Güney Kürdistan'ın geleceği için tehlikeli? Ben şöyle tekrar yenileyerek sorayım. Yani A'dan Z'ye KDP dışındaki tüm Kürt siyasetçiler, yani bağımsızlığı da savunanlar, federasyonu da savunanlar, özerkliği de, demokratik özerkliği de savunanlar, A'dan Z'ye neredeyse tamamı aslında Türk devletinin karakterinin Kürt'e düşman olduğunu ve Kürt'ün statü sahibi olmasını istemediğini, bunun için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylüyor. Bağımsızlık referandumunu biliyoruz. Kerkük işgalini, Kerkük'ün tekrar yeniden Haçlı Şabiye ve Irak Merkezi Devleti'ne teslim edilmesini biliyor. Şimdi böylesi bir tabloda sadece PKK'yı gerekçe etmek kimin işine yarar? Yani bu Türk devletinin ekmeğine yağ sürmek anlamına gelmiyor mu bir şekilde? Bir bütün düşündüğümüzde. İşte tam burada zaten o yüzden şey sorusunu sordum. Yani Güney Kürdistan'da PKK'nın varlığı mı tehlikeli, yoksa şu andaki Türk ordusunun varlığı mı tehlikeli? Yani KDP'nin aslında halka sunuş biçimi, PKK'nın buradaki varlığı, Güney Kürdistan'daki varlığı
Güney Kürdistan'ın geleceği için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. O yüzden PKK'nın buradaki varlığı ortadan kaldırılmalı ya da çıkarılmalı, bir biçimle tasfiye edilmeli. Bütün çaba da buna dönük zaten. Yani KDP sözcüsü bunu çok açık dile getiriyor. Güvenlik Konseyi'nin biz işte bölgenin güvenliğini ve huzurunu bozacak bir tim yakaladık, suikast yapacaktı, suikast hazırlıkları vardı demesinin nedeni orada PKK'yı hedef göstermeye çalışmak. Şimdi tam da burada senin ifade ettiğin şey önem kazanıyor. Şimdi referandum sürecinde ya da DAEŞ, biraz daha eskiye gidelim, DAEŞ'in Güney Kürdistan'a saldırı sürecinde Türk Devleti mi Güney Kürdistan'ı korudu? Türk Devleti mi askeri güçlerini harekete geçirip DAEŞ'i durdurmaya, engellemeye çalıştı? Yoksa DAEŞ'in Hewler'e girmesini, Mahmur'daki gerçekten kahraman halk ve HPG gerillaları mı engelledi diye sormak gerekiyor. Yani Mahmur'da DAEŞ'i kim durdurdu? Mahmur'dan öteye geçebilen bir DAEŞ herhalde Hewler'e artık ulaşması için bir saatlik bir yol kalmış bir DAEŞ demekti. Şimdi DAEŞ'i durdurdu. Peki referandum sürecinde PKK'nın varlığı mı Güney Kürdistan için bir tehdit oluşturdu, yoksa oradaki Türk işgal ordusunun varlığı mı bir tehditti? Peki Faruk söylediği için ben tekrar özellikle hatırlatarak sormak istiyorum. Aile bağlamından ele aldın olayı ama sonuç itibariyle bir Kürt partisi ve 10 yıllardır kurulmuş bir bölgeyi de yönetiyor. Şimdi bu konuştuğumuz tabloda ileride eğer Türk devleti arzuladıklarını elde ederse, İster kadim bir parti olsun, ister bir aile zümre ya da çıkar ilişkisi üzerinden hareket etmek isteyenler olsun. Sonuçta onların tümünün de aleyhine olan bir yeni durum ortaya çıkmayacak mı? Hı. Yani onlar da kendileri açısından bir zor duruma düşecek. Hı. Ya da kendi bağları üzerinden belki de Türk Devleti onları yarınki gün getirip zindanlara da atacak, o kadar acımasız. Hı. Yani kendi çocuklarının kafasını kesen bir neslin Hı. torunları. İşte şimdi burada bazı sorular, mesela İsmet'in sorduğu bütün soruların cevabı var. Herkes tarafından biliniyor. Kerkük sürecinde, ondan sonra DAEŞ sürecinde kimlerin orada şeydi, bunların cevabı var. Bu cevabı herkes biliyor, kamuoyu biliyor. Ama burada benim dediğim şudur. Bu yani bir dava yok. Yani Kürdistan davası, Kürdistan oradaki başvurdaki halkın, ya Kürdistan o parçanın menfaatlerini korumak için taviz veriyor değil. Bu yok. Yok, çünkü halka yansıtılan hiçbir şey yok. Hiçbir gelecek yok. Vaat edilmiyor. Sadece burada tamam, onlar da biliyor. Yarın Güney işgal edilirse arkasında da onların sarayları işgal edilecek. Şirketleri Türkiye'ye aktarılacak. El konulacak. Senin dediğin belki zindana da. Ama o ömrümü ne kadar uzatabilirim? Ne kadar taviz verebilirim? Bunu uzatmaya çalışıyor. Bunu o da biliyor. Herkes biliyor. Kerkük sürecinde, referandum sürecinde çok iyi biliyor. Askeri yıldız Zavko'ya getirdi. Türk, o tatbikat başladı. İran'da toplantı yapıldı. Ve arkasında Haçlı Şabi ile girdiler Kerkük'e. Bunu öncülük eden kimdi? Türk devletiydi. Orada sözler söyleyen, sizi açlıktan orada şey derim, ambargo uygularım. Ve ambargoyu da uyguladı. İki tane havaalanını kapattı, Türkiye kapattı. Bunları yapan bir Türkiye, onları da biliyor. Yarın öbür gün neler yapacağını da onları da çok iyi biliyor. Biliyor. Ama onların yaptığı, dediğim gibi, diyor ben ömrümü ne kadar uzun sürdürebilirim, ne kadar kalabilirim. Çünkü böyle bir işgali, bakın üç yerde üç tane Barzani var. Nereye bakıyorsan onlar var. Onların dışında bir parti, bir şey yok burada. Karar verecek mevki yok. Burada YNK siyasi büro açıklama yapıyor. Ama açıklama yapıyorsun, bu konuda bir soruşturma başlattın. Bunu da belki konuşacağız. Yani bir bütün olarak parti tek başına bütün müdür değil midir, aynı mı düşünüyor? Doğrusu merak edilen konulardan biri de belki bu ama bir başka gelişmeyi de bu bağlamda konuşmak, tartışmak istiyorum sizlerle. KDP gerilla alanlarına da askeri yığınak yapmaya başladı. Geçen yıl hatırlıyoruz, Zinevert'teydi ve büyük bir gerilim oluştu. Daha sonuçta işte araya girenler, konuşanlar, açıklamalar vesaire oldu. Nispeten duruldu derken o gerilim, bu kez Gari'de benzer bir durum başladı. Şimdi bu iç çatışma riskini de beraberinde getiren önemli bir durum. Yani reddedemeyiz en niyetinde. Bir tek Türk Devleti bu durumdan memnun. Yani
Kürt güçlerinin karşı karşıya gelmesini bir tek o istiyor. Bu memnuniyeti tüm bu konuştuklarımız paralelinde değerlendirirseniz, yani Türk devletinin memnuniyetini bu paralelde değerlendirirseniz, ortaya çıkan durumu nasıl algılamak, nasıl değerlendirmek mümkün? Özellikle sizden İsmet. Yani şimdi mevcut yürütülen konsept içerisinde bence KDP'nin şu duruşunu görmemiz gerekiyor. Yani şimdi hiçbir güç herhalde bile gelip kendisini de yok edecek bir güçle işbirliği yapmaz. Yani o yüzden KDP Türk devletinin kendisini yok edeceğine inanıyorsa KDP ile Türk devletiyle stratejik bir işbirliği yapmaz. Ama burada bence ikili bir plan var. Yani ikili bir plan var. Yani bir, Türk devletinin hedeflediği şeyler var. İki, KDP'nin kendisine göre algıladığı ve hedeflediği şeyler var. Asıl açılması gereken belki de biraz o. Şimdi Türk devletinin mevcut hedefinin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Tamam. Yani Hakurki'den başlayan, oradan Haftanin'e, şu anda bütün Behdinan'a yayılmış işgal saldırılarıyla medya savunma alanlarındaki gerillayı Kuzey'dekileri dahil olmak üzere tasfiye etmeyi hedefliyor. Bununla Kürt Özgürlük Hareketi'ni tümden güçten düşürerek teslim almayı hedefliyor. Bunu gerçekleştiren bir Türk devleti aynı zamanda kendisine göre artık Rojava'nın bir tehdit olmadığını, Rojava'yı da istediği biçimde şekillendirebileceği ya da kalan bölgeleri de işgal edebileceğini hesaplıyor. Geriye kalıyor Güney Kürdistan. Şimdi Güney Kürdistan'da da belki KDP, yani belki değil, bence KDP'nin düşündüğü şu. Yani ben Türk devletiyle mevcut ilişkiyi sürdürdüğüm sürece ben Kürdistan genelinde bir hakimiyet geliştirebilirim. Ve şu anda Güney'de yaptığı da aslında, yani Güney Kürdistan'da Türkiye ile yaptığı işbirliğinin altında da Güney'deki yönetimi tümden ele geçirme hesapları var. Yani biz Yeneke'nin tepkilerini, Goran'ın tepkilerini, diğer toplumsal kesimlerin tepkilerini doğru okumamız gerekiyor. Aynı zamanda onlar için de bir tehdit var. Bu tehdit sadece PKK'ya yöneltilmiş bir tehdit değil. Güney Kürdistan'daki bütün var olan aslında KDP dışındaki siyasi yapıları da hedefleyen bir tehdit. Ve KDP bu noktada yaptığı şeylere bakalım. Güvenlik Konseyi benim diyor. Bölge Başkanlığı benim. Başbakanlık benim. Faruk ifade etti. Parlamentonun benim yanımda hiçbir hükmü yok. Ve ben, ekonomi bende, petrol kullanma hakkı bende, her şey bende. Herkes bana biat edecek. Ya bana biat edecek. Bunlar da çok rahat yapamadı. Diğer korku yine. Elbette ki kesim toplumsal kesimlerin ciddi çok ciddi tepkileri var. Şimdi PKK'yı gerekçe yaparak, dediğim gibi, yani Türk siyasetini, aslında Türk devletinin mevcut durumda yürüttüğü siyasete benzer bir siyaset yürütüyor. PKK'yı düşmanlaştırarak kendisini güneyde tümden kurumlaştırıp iktidarlaştırmayı hedefliyor. Sadece KDP ve Türkiye'yi de görmemek gerekiyor. Bunun bir de arkasında bence ABD'yi de görmemiz gerekiyor. Şimdi bu ABD'den bağımsız biraz resmi biraz daha büyüttüğümüzde ABD'nin bütün Orta Doğu'ya dönük yeniden oluşturmaya çalıştığı plandan da kopuk değil. Yani Şengal'in şu anda kuşatılmasının ve ABD'nin özellikle bu konunun takipçisi ve arkasında durmasının nedeniyle, yani ABD Irak'ta yeni bir güç dengesi oluşturmak istiyor. PKK çizgisinde bir Şengal var oldukça ABD kendi istediği Daişvari Sünni şeyi oluşturamayacak, bölgeyi oluşturamayacak Irak'ta. O yüzden Şengal'in tasfiye edilmesi gerekiyor. Ve Şengal'i hedefliyor. KDP'nin kendisine göre gerekçeleri var. Nedir kendisine göre gerekçeleri? Eğer bir toplumsal kesim PKK'ye sahipleniyorsa, ideolojik olarak PKK'ya bir yakınlık duyuyorsa, onların tümden terbiye edilmesi gerekiyor. Güçten düşürülmesi gerekiyor. Siyasal olarak yok edilmesi gerekiyor. KDP'nin de kendisine göre böyle bir gerekçesi var ve aynı zamanda tabii tarihsel bir suç psikolojisi de var. Çünkü oradaki insanları gerçekten DAEŞ
zulmüne terk etmiş bir hareket. Onun ezikliğini de sürekli yaşıyor ama ezikliğini düzeltme temelinde ne yazık ki yaşamıyor. Bir özürle düzelterek yeniden oradaki halkı sahiplenme temelinde yapacağına daha fazla saldırarak yapıyor. Şimdi buradan PKK'nın tasfiyesiyle aslında hem Irak'ta hem Suriye'de yeni bir dizayn yapılmak isteniyor. Ve KDP bu noktada çok stratejik bir role sahip. Şimdi Türk Devleti'nin, ABD'nin Türk Devleti'ne yaptıramadığını Türk Devleti ve ABD KDP'ye yaptırmaya çalışıyorlar ortak. Ve KDP de bu konuda kendi hedefleriyle paralellik arz ettiği için gönüllü olarak bu role soyunuyor. Ve şu anda mevcut durumda yaptığı şey de tam da bu. Yani PKK'nın Güney Kürdistan'daki tasfiyesi Kürtlere ne kazandıracak, ne kaybettirecek? Yani KDP'nin o zaman şu konuda ne çıkarı olacak? Şu konuda bir tespit var. Yani sizin anlatımlarınızdan çıkan o. KDP bu süreçten arzuladığı biçimde çıkarsa güçlenerek çıkmış olacak. Dolayısıyla var olan güçler Türk Devleti ya da ABD bir şekilde onun tasfiyesine yönelmeyecek. Böyle bir güvencesi mi var? Yani KDP'den çok güçlenecek olan mevcut şeyi söylemek gerekiyor. Hayır, KDP'den çok Türk Devleti güçlenecek. Güçten düşmüş bir PKK hareketi güneyin işgale açık hale gelmesi anlamına geliyor. Kuzey Kürdistan'daki hareketin tümden bitmesi anlamına geliyor. AKP faşist iktidarının Türkiye'de tümden kurumlaşması anlamına geliyor. Aynı zamanda Rojava'nın da düşmesi anlamına geliyor. Bunda evet. KDP'nin ne çıkarı olacak? Yani bir Kürt partisi olarak değerlendirelim. Bir Kürt partisi olarak KDP'yi değerlendirelim. Bununla ne çıkarı olacak? Yani asıl çıkar elde etmiş olan Türkiye ve ABD'nin aslında konsepti olacak. Yani KDP'nin Rojava'ya yeniden hakim mi olacak? Yani Türk Devleti işgal ettiği bölgeleri KDP'ye gelsen mi sana mı devredeyim diyecek? Ya da şu anda işgal ettiği, Güney Kürdistan'da işgal ettiği bölgeleri yeniden KDP'ye diyecek, gel ya ben çekiliyorum buradan sana mı devredeyim diyecek? Öyle bir şey olmayacağını herhalde hepimiz biliyoruz. Aslında bu tür hassas konular konuşulduğunda doğrusu benim de bizzat tanığı olduğum o 94 son iç çatışması aklıma geliyor. Ama öncesinde de çok ciddi iç çatışmalar yaşandı Kürtler arasında. Bunları konuştukça da hep o Kürdistan Bölgesi Başkanı iken Sayın Mesut Barzani'nin önemli gördüğüm bir sözü hep aklıma geliyor. Yani o Kürtler bir daha böyle iç çatışmalar yaşamayacak demişti. Şimdi bu gerilimli dönemi tekrar yeniden göz önüne getirince bu sözleri gerçekten bugün nasıl yorumlamak gerekir? Bu söz bugün nasıl yaşama geçirilebilir? Ya da bu konuyla ilgili belki o diğer tartışılan boyutla da ilgili biliyorum ben söyleyeceklerim var. Ama bu soruyu da yanıtlamamı istiyorum. Ona. Şimdi 3. Dünya Savaşı dedik. Orada Orta Doğu yeniden dizayn edilirken bunlar şeylerini, müttefiklerini, karşıtlarını onlar için tehlike arz eden hareketler bunları saptadı da belirlediler ve komplo öyle başladı. İlk hedeflerinden biri PKK çıktı, komployu başlattılar. Komplo tamamlanmadı. Yeni bir müdahale oldu Suriye Savaşı ile 2011'de. Burada bütün güçler yine geldiler, alana geldiler, oraya yerleştiler. Yeniden Sykes-Picot gibi yeni de ellerinde bir cetvel orayı paylaşmaya çalışıyorlar. Böyle bir anda yine dediler Türkiye'de girecek işin içine. Türkiye hedefinde sadece bir şey var. Kürt kazanımları. Bu kazanımlar da yani Kürtlerin uzun ve büyük bedeller vererek elde ettiği kazanımlar var. Bunlara yönelik şey yok. Büyük bir saldırısı var. Bunları ortadan kaldıracak. Böyle bir karar almış. Ortadan kaldırırken direkt dese ki ben bunları ortadan kaldırıyorum, PKK'yı ortadan kaldırıyorum diyemiyor. Burada bir giriş yapıyor. Yanına bir tane Kürt alıyor. Rojava'da NKS diye bir grup alır. Oraya gelir. PDK'yı alır. Bilmem başka yere geçer. Farklı bir güç alır. Diyelim Bakur'da farklı siyasi kişilikler alır yanına. Böylelikle oraya Kürdistan'a olan o saldırıyı bu tarafa çekmişti. Ben Kürtlere yönelik bir saldırım yok. Kürt şeylerine, kazanımlarına yönelik bir hedefim yok. Böyle bir hedefim yok. Benim amacım PKK'dir.
O da biliyor, orada PKK karşısında yıllardır savaşıyor, başaramıyor ve başaramayacağını da biliyor, bunu biliyor. Ama o yine de benim demek istediğim, hedefinde olan 30 kilometre derinliğinde ve 600 kilometre uzunluğundaki şeyi elde etmek için PDK'yı yanına aldı. Artık PDK bunu biliyor mu bilmiyor mu, yarın başına ne gelecek, bunlar bir yana. Bu bir yana. 92, 96 bu yıllardaki, senin soruna geleyim. O yıllardaki yani çatışmalar vardı. Yani bazıları hani Brakuji, kardeş kavgası falan, bunlar değildi. Bir tarafta mesela Şerif Hıyaneti diye isimlendiriyordular. Bazen Güney Savaşı. Ama şu var yani, şimdi orada olan bitenler, tamam mı? Türkiye ilk önce ne yaptı? 91 yılında şeyden sonra, raperinde sonra, hı hı, ilk yaptığı iş karşı olan, kavgalı olan Talabani ve Barzani'yi bir araya getirmek. Eşref İlkisi'nin bir konuşması var. Bir de o da şeyde, YouTube üzerinde görülür. Diyor, biz düşündük ne yapabiliriz? Oraya karakollar yapacağız. Ama ne yapacağız? İlk önce iki gücü bir araya getirecek. İki gücü getirdik diyor, karakollara başladık. Onlara para verdik, silah verdik. Biz güçlerimizi oraya yığdık. Ve arkasından oldu, PKK'ya karşı bir şey, saldırı başladı, savaş başlattılar. Bu öyle oldu. Bugünkü de ona benziyor. Aynı koşullarda yine onları bir araya getirecek. Amerika da bunu denedi. Komplo sürecinde aynı şeyi yaptı. Bunlar olunca işte bunun karşısında bugün derseniz bu saldırılar, bu hazırlıklar bir savaş şeydi. Yani bu KDP ile iki Kürt'ün arasındaki kavga savaş değil. Bu Türk devletinin savaşıdır. Oraya KDP kendi güçlerini getirip Türklerle birlikte, bu ismini unuttum, Yeneken'in o konuşuyor diyor orada şey, Pire'nin açıklamasında diyor mesela, o medya savunma alanları bölgesinde var ya, Türk hatları var, telefonlarda Türk hatları şeyi kullanıyor. Bu kullanıyorsa demek Türkler var orada. Ha, bunu gören, bak, bir iş savaş çıkma, bir Brakuji'nin başlanma ihtimalini veren Sayın Karayılan, aynı sabah küçük bir umut da olsa izole edilmiş, susturulmuş, bir köşeye bırakılmış Mesut Barzani'ye yönelik bir mesaj gönderdi. Hani dedi, belki o bir sözü bir de oraya var. Oraya gelmeden önce belki siz benzeri bu gerilim sonrasında ortaya çıkacak bir çatışmayı bir kardeş kavgası biçimde değerlendirmiyor musunuz? Hayır. Yani öyle değerlendirmek gerekmiyor mu sonuç olarak? Yok, bu değil. Bu yani iki tarafın savaşı değil. Türklerin oraya saldırısı var. Burada bunlar taktiksel olarak kendi yanlarını almışlar. Demin söylediğim amaçlardan dolayı hedefe. Bunlar da üstlenmiyorlar, kabul etmiyorlar bu şeyi. Bu savaş olursa Türklerle şeyin savaşıdır. Ama tehlike büyük, tehlike büyük. Çünkü o savaşta onlar da yer alacak. 92'de, 96'da yine onlar da vardı. Türk askerlerinin yanında savaşıyordular. Buna biz şey, kardeş kavgası diyemezsin ki. Böyle bir savaş olur. Olur, ihtimali verilir ama öyle isimlendiremezsin. O zaman Sayın Barzani'nin açıklamasını, o yaptığı, başkanken yaptığı açıklamayı nasıl değerlendirmek gerekir? İşte bunu hatırlat, ben ona diyorum. Sayın Karayılan'ın da aklına o geldi herhalde. O geldi, küçük bir umuttur. Bunlar bunu yapmasın diye müdahale edilsin. Tek bir açıklama, tek bir şey görülmedi. Peki madem Karayılan'ın açıklamasından dem vurdunuz, ben Sayın Karayılan'ın diyalog çağrısına gelen destekler üzerinde, ayrıca bizzat Sayın Karayılan'ın açıklaması üzerinden de devam etmek istiyorum. Diyalog aslında en önemli silahımızdır dedi ama diğer taraftan da bir çağrıda bulundu. Sayın Mesut Barzani bu duruma bir el atmalı dedi, bu duruma müdahale etmeli dedi. Çok ciddi destekler geldi, çok ciddi uyarılar da geldi. Örneğin mesela Muhammed Emin Pencevini gibi deneyimli bir Kürt siyasetçi çok ciddi uyarılarda bulundu. Peki bu uyarılar, bu çağrılar, Sayın Karayılan'ın Sayın Mesut Barzani'ye seslenişi gerçekten dikkate alınır mı? Yoksa Kürt siyasetini yalnızca KDP ve PKK'da menkul saymıyoruz sonuç itibariyle. Çok daha geniş bir fotoğrafa da bakmak lazım. Diğerlerinin sorumluluğu bu anlamda nedir? Yani tabii mevcut tabloya bakıldığında ciddi bir durumla aslında Kürtlerin karşı karşıya olduğu açık bir biçimde ortada. Evet.
Yani durum çok ciddi. PKK Yürütme Komitesi üyesi Murat Karayılan eğer Mesut Barzani'ye çağrı yapmak zorunda hissediyorsa ciddi bir durum var demektir ortada. Yani artık mevcut hareket tarzının, yönelimin çok ciddi bir noktaya ulaştığını gösteriyor bize. Zaten önceki tartışmalarımızda ifade ettik. Yani bir süredir Türk Devleti'nin yani gerillayı gerekçe yaparak Güney Kürdistan'a dönük bir işgal saldırısı var. Ve peyderpey bu işgalini de derinleştirerek kalıcı hale getiriyor. Şimdi bir, bu açıklamayı bence bir bu boyutuyla görmek gerekiyor. Bir bu boyutuyla görmek gerekiyor. Çünkü yani Sayın Karayılan bir ciddi bir işgal, kalıcı bir işgalin geliştiğini ifade ediyor. Onun üzerinden de yani Güney Kürdistan yönetimi olduğunu belirten ve şu anda Güney Kürdistan'ı aslında yürüten güç pozisyonundaki, iktidar tekelini elinde tutan güç pozisyonundaki KDP'ye de bir çağrı yapıyor. Onun genel başkanına da açık bir çağrı yapıyor. Bir, yani bu gidişat ciddi sonuçlara yol açabilir. Nasıl ciddi sonuçlara yol açabilir? Hem Kürtler arası ciddi bir çatışmaya dönüşebilir. Aslında o açıklamada bir çatışmanın önüne geçtiğini de açıklıyor Karayılan. Yani müdahale, müdahale ettiğini belirtiyor. Tabii çok somut, çok somut müdahale ettiğini belirtiyor. Yani yoksa mevcut askeri hareketliliğin aslında bir çatışmayı başlatmak amaçlı gerçekleştirildiğini, yapıldığını da ifade ediyor. Bu noktada erkenden belki Sayın Karayılan'ın haberinin olması Kürtler açısından, Kürt halkı açısından gerçekten bir şans. Öyle de görmek gerekiyor. Yoksa bir olası bir çatışmada ortaya çıkacak sonuç şu. Siz de ifade ettiniz. Yani Pencevi'nin dediği savaşın bütün Kürdistan'a yayılma olasılığı var. Şimdi böylesi bir durumda, davul zurnayla buna sevinecek ve ordusunu harekete geçirecek güç kim? Herhalde Türk işgalci ordusu yani. Bir yandan KDP güçleriyle gerillanın çatışması, buna diğer bazı güçlerin de bir biçimiyle PKK tarafında, yani gerilla tarafında ya da KDP tarafında dahil olması, bunun Rojava'ya sıçraması, bunun Kuzey Kürdistan'da farklı sonuçlar yaratması, bunun Doğu Kürdistan'a yansıması ortaya Kürtler açısından nasıl bir şey çıkaracak? O yüzden şey çok önemli, çok önemli. Şimdi bir çağrı var ve bu çağrıya zamanında bir cevap verilmesi çok önemli. Yani şimdiye kadar basından takip ettiğimiz kadarıyla henüz KDP Genel Başkanı Mesut Barzani'den bu konuda bir açıklama gelmedi. Yani ve bütün kamuoyu aslında Sayın Karayılan'ın çağrısından sonra Sayın Mesut Barzani'nin çağrısını bekliyor. Ne diyecek? Yani bu kadar açık ifade edilmiş, somut ifade edilmiş bir çağrıya dönük mesajı nedir? İşte biraz önce biraz da tam bu noktada KDP içerisinde bu konuda farklı görüş yaklaşımlar var mı? Zaman zaman konuştuğum KDP'lilerin bir kısmı bu durumdan ciddi bir rahatsızlık olduğunu ifade ediyorlar. Elbette ki yani Güney Kürdistan'dan gelen haberlerde örnek diyorum. Yani Beydinan'da, Haftanin ve çevresindeki bölgelerde aslında bazı peşmerge güçlerinin gerillayla çatıştırılmasını sağlamak için onlarca provokasyon yapıldığını biliyoruz. Teşvik edildiklerini biliyoruz. Ama her şeye rağmen, peşmergenin gerillayla çatışmayı kabul etmediği ve reddettiği gerçeğini de biliyoruz. O yüzden bu bölgelere, özellikle Türk işgal saldırılarının yapıldığı bölgelere gönderilen özel güçlerdir. Yani direkt Gulan güçleridir ya da işte Rojava için hazırlanmış olan Roj güçleridir. Yani özel olarak eğitilmiş ve genel peşmerge ordusundan ayrıştırılmış
özel kuvvetlerden bahsediyoruz. Türk devletiyle atanan bunların atanan yöneticileri de hepsi Türk devletiyle açık bir işbirliği yapmaya açık kişilerden seçilmişler ve elbette ki yani KDP içerisinde bu tür bir durumun gelişmemesi bütün Kürtlere kaybettirecek bir çatışmanın başlamamasını isteyen elbette ki aklı selim insanlar vardır. Yani bu yadsınamaz bir şey ama şöylesi bir durum, şöylesi bir realite de var. Yani direkt Türkiye'ye yatırım yapmış kesimler, direkt Türkiye'den beslenen kesimler, yani Türk devletinden beslenen kesimler, direkt kendi siyasi geleceğini Türk devletine bağlamış kesimler var KDP'nin içerisinde ve bunlar çok ciddi bir eğilimi, çok ciddi bir kesimi ifade ediyorlar. Ama şunu da biliyoruz, size ifade ettiniz, yani KDP YNK arasındaki çatışmaların bitirilmesi noktasında Sayın Mesut Barzani'nin tarihi bir şeyi vardı, sözü vardı. Bir daha Kürdistan topraklarında kardeş kavgası olmayacak dendi. Evet. Ama yapılanlar kardeş kavgasının gelişmesi için her gün yeni bir adım atılıyor. O zaman bu noktada ki biliyoruz, yani KDP içerisinde Sayın Mesut Barzani genel başkanıdır KDP'nin. Çok ciddi bir ağırlığı var. Yani bu tür provokasyonları aslında engelleyebilecek bir pozisyonda engellemesi gerekiyor. Şimdi Sayın Karayılan'ın açıklamalarını ciddi görmek gerekiyor. Bizim gerilla yapımız, fedai yapımız çok genç diyor. Yani herhangi bir olası tahrikte mermilerin patlamayacağının garantisi yok diyor. Bizim aklımıza gelen son şey... Ama şunu da diyor, ben fedailerime hiçbir zaman Kürt'e mermi sık talimatı da vermem diyor. Vermem diyor ama engel, şimdi sana kurşun sıkana ne yapacaksın? Yani bir de öylesi bir gerçek var, birileri gelip sana kurşun sıktığında yani kendi mevzini korumak zorunda kalacaksın. Ve zaten yapılmak istenen de bu aslında. Yani fiili bir durum yaratmak. Elbette istedim. Ki yani gelip gerilla mevzilerine saldırmak, gerilla karşılık verdiğinde de PKK bize saldırdı gibi bir peki, şey. Güvenlik Konseyi'nin yaptığı açıklamaya benzer bir durum yaratmak. Başlığı gibi. Bir tür daha tartışalım. Hı. Faruk'a da sormak istiyorum, siz YNK'nin önemli isimlerinden Sadi Ahmet Pire'yi örnek verdiniz. Aryen TV'ye konuşmuştu. Hı hı. Hem Şengal Anlaşması'na ilişkin hem güneyde bazı noktalara askeri güç kaydırılmasına ilişkin bir şey daha dedi. Yani bilgimiz yok. KDP kendi başına bu adımları atıyor ya da hükümetten bağımsız bir tutum söz konusu. Ayrıca Karayılan'ın açıklamalarına da çok ciddi önem verdiğini söyledi. Yani bir şekliyle ciddiye alınması gereken bir çağrıdır dedi. Diyalogla çözüm içinde göreve hazır olduklarını söyledi. Doğrusu biraz da YNK'yi tanıdığımız için de sormak istiyorum. Yani bu bir YNK tutumu mudur yoksa Sadi Ahmet Pire'nin tutumu mudur? Politbüro üyesidir, onu da açmakta yarar var. Goran'dan da benzer açıklamalar geldi aslında, evet. Goran hareketinden. Ne dersiniz, bu partiler, Kürdistan'daki bu güçler, şahsiyetler bu tabloda etkili olabilirler mi? Olumsuza gitmesinin önüne geçebilirler mi? Ya şimdi bunlar, bu açıklamalar yapıldı. Daha çok şeyler yapabilirdiler. Mesela bunların bazı açıklamalarında özellikle Ahmet Pirin'in biraz daha şey ve talihsizlik. Yani o parlamentoda ne bileyim böyle sadece gidip döndüklerini, çıktıklarını söylüyor. Orada bir şeyler yapabilirler. Pratikte bir şeyler yapabilirler. Kanun çıkarabilirler. Oraya heyetler gönderebilirler. Bunları yapar. Bu açıda bir adım atmaları gerekirdi. Bu bir. İkincisi, böyle süreçlerde herkes bahsediyor. Ortak bir tutum belirlenmeli. Mesela teşhir edilmeli KDP. Bunu istiyor. KCK'nin dünkü KNK toplantısında istediği Keneke toplantısına teşhir edilmelidir. Bu konuda kamuoyu baskısı kurulmalıdır ki o güçlerini durdursun veya geri çeksin. Bu konuda yapılacak bir şey oluşmalıdır. Ha, yekiti diyorsa bir ulusal birlik şeyi peşindeyse PDK'yi şu kenara bırakabilirsin. Geriye kalan bütün güçler, Kürt hareketleri, Kürt partileri, siyasi görüşler, kesayetler, herkes o da şeyde toplanır, bir araya gelir. Ulusal birlik öyle sağlanır. Onu beklemeyeceksin. Çok geç kalırsın. Bir birlik oluştursa ve bu birliğin aldığı bir karar Kürtlerle paylaşılırsa bu daha ileriye yönelik güzel bir adım olur. Veyahut da orada beklersen de açıklamalarınıza dikkat edin. Medyada
iki tarafın hassasiyetlerini göz önünde, iki taraf yok burada. Yani bir taraf var, düşmanla birlikte sana saldırıyor. Kürt değerlerine saldırıyor. Kürt kazanımlarına saldırıyor. Böyle bir şey var. Bunun ötesinde hala da üslup ve dilden dikkat edelim. Değil. Diyeceksin onu bir yana bırakacaksın. Sen ulusal birliği kurmak için bütün çabaları sarf edeceksin. Bu konuda mesela Keneke varsa Keneke çatısı altında bütün güçler toplanabilir. Ve burada yapılan açıklamalar onları da harekete geçirin. Çünkü Keneke'nin içinde Yeneke de var. Goran da var, diğer hareketlerden de kişiler var. Bunlar karar alabilirler, bu kararı kamuoyuyla paylaşabilirler ve teşhir edilecek. Keneke arabuluculuk konusunda bir açıklama yaptı aslında. Yaptı yani işte. Ben arabulucu olmaya hazırız dedi. Ya şeyle, telekonferans sistemiyle bir toplantı gerçekleştirdiler. Şimdi şunu diyeyim, orada biz herkes biliyor. Yani onların oraya hareket edişi, oraya güç yığması, daha önce Zinevert'teki şeyle bunlar herkes biliyor. Ve nereye doğru gittiğini de biliyor. Ha şu var. Türkiye'nin, hani diyoruz bunları KDP kendi başına yapıyor. İşgalci Türk devleti istiyor, o oraya asker yönlendiriyor, güç yönlendiriyor. Şunu var, Rojava'da da aynı şeyleri yaptı. Türkiye bir iki açıklama yapar, bir iki hazırlık yapar, beklettirir. O gücü orada bekletir. Şu anda mesela bölgesinde, Cizre bölgesinde oradaki beton, sınırdaki beton şeyleri var ya, şeylerin blokalleri kaldırıyor. Bir hazırlığı var. Oradan Şengal'a doğru bir hareket. Öbür yanda Ayn İsa tarafında Kobane'yi ada gibi içinde tutacak Fırat'a doğru bir savaş hazırlığı var. Bunları şimdi hep beraber yapıyor. Rojava sınırındaki yığınak, karakol, karakolların yapılması, oraya gücün yığılması, Semalka sınırına. Bunlar bir hazırlık, bir savaş hazırlığıdır. Benim bahsettiğim budur. Yani burada biz artık PDK'yi tartışmayacağız. Türk devleti bütün değerlerimize saldırıyor. Buna karşı biz ne yapabiliriz? Şimdi Türk devletine karşı çok ciddi topyekun bir savaş var. Yani bunu inkar eden yok. Sonuç itibarıyla PKK'nın öncülüğünde Kuzey Kürdistan'da, diğer taraftan işte KSD'nin öncülüğünde Rojava Özerk Yönetimi'nin direnişiyle ortaya çıkan bir işgal karşıtı direniş var. Ama en nihayette Kürtler arası ilişkilerin o savaşa güç katacağı da belli. Evet. O ilişkileri iyileştirmeye dönük mesela Güney Kürdistan'daki siyasal güçlerin rolünü olmalı. Özellikle üzerinde durduğum sorduğum o. Yani Yeneke'dir, Goran'dır, diğer irili ufaklı siyasi partilerdir. Kuzey Kürdistan'daki ya siyasi partilerdir. Orada oluşuyor. Tam orada güneyde bir kamuoyu oluşuyor. Bu bütün ilk defa değil. Çoğu böyle bir hareketlik olduysa medya savunma alanlarında bunların bir açıklamalar falan oluyor. Ama ben diyorum açıklama bazında kalmasın bunlar. Pratikte bir şeyler yapılmalı. Mesela? Pratikte işte bunu demin onu söyledim. Pratikte yapacağı mecliste kararlar alacak. Goran varsa mecliste, Yeneke varsa mecliste orada bir kararlar alacak. O kararlar bazında gelmese heyetler gönderecek veyahut da Kürtler arasında o dediğimiz birliği oluşturmak için çaba sarf edecek. Çıkıp televizyonlarda, medyada yer alacak. Böyle sınırlı bir dar kalmayacak. Böyle bir olursa artı yani o da bir korkuyu kıracak. Hani PDK sadece değil, orada hani engel olmak isteyen bir de korku yaratmış. Türkiye'deki baz alıyor, örnek alıyor. Toplum içinde korkuyu yaymış. Yani çok kişi tutuklanmış, öldürülmüş, aç bırakılmış, susuz bırakılmış. Bu kişilerde bir sindirme politikası, buna karşı o partiler harekete geçmeli. Peki. Halka cesaret vermeli. Yani PKK'nin orada örgütlenmesi, etmesi diyor, cesaret veriyor işte o halkta o bilinçleme oluştuğu için yarın öbür gün bu halk o parlamentoya karşı bir ses çıkaracak. Bunun önünü kesmek için Gara'ya gitti şimdi. Belki de iktidar ondan korktuğu için bu kadar saldırıyor Güney Kürdistan'da, o da var yani. Tam bu tabloda siz başta Güney Kürdistan olmak üzere Kuzey Kürdistan ve diğer Kürdistan parçalarındaki Kürt siyasetinin tutumu ne olmalı veya bu konuyla ilgili hangi adımları atmalı? Yani bu da
hem kara ilanın çağrısından yola çıkarak söylemek mümkün, hem bir bütün olarak Kürt siyasal sorumluluğu açısından söylemek mümkün. Yani şimdi Kürt Özgürlük Hareketi'nin Türk Devleti'ne karşı aslında başlatmış olduğu çok ciddi bir hamle var. Türk Devleti her tarafta aslında çok ciddi bir sıkışmışlığı yaşıyor. Şimdi bu noktada bütün Kürt güçlerinin aslında Kürtlerin soykırımcı temel düşmanı olan Türk Devleti'ne karşı bu hamleye bir yerinden sahiplenmesi gerekiyor. Şimdi Güney Kürdistan'daki güçlere bu noktada düşen nedir? Yani Güney Kürdistan'da mevcut Türkiye işgalci Türk Devleti ile olan işbirliğinin zeminini ortadan kaldırmak. Bunun zeminini ortadan kaldırmanın yolu ne? Şu anda KDP'nin içerisinde girmiş olduğu provokatif tutumları durdurmak. Bunun için ne yapılabilir? Yani bence YNK daha ciddi adımlar atmalı. Yani siz sordunuz, şeyi söylemek gerekiyor. Hükümet ortağı YNK. Bir yani tek o değil, güvenlik hareketi de güvenlik konseyi üyesi, güvenlik konseyinde YNK'li üyeler var. Yani biraz daha YNK, Goran ve diğer siyasal yapıların aslında tehlikenin boyutunu ve gerçekliğini ciddi görmeleri gerekiyor ve ona göre tutumlarını bir adım ileriye götürmeleri gerekiyor. Yani gerekirse hükümetten çekilebileceklerini ifade etmeleri gerekiyor. Niye? Bu çok zor bir şey mi? Yani eğer KDP bu kadar tek taraflı hareket ediyorsa buna karşı hem Kürt Ulusal Birliği'nin sağlanması hem gerçekten Kürtlerin geleceğinin savunulması, korunması anlamında biraz daha somut bazı adımların atılması gerekiyor. Şimdi böylesi bir adım atıldığında mevcut KDP siyaseti bu kadar pervasızca adımlar atma, provokasyonlar yönünde adımlar atma noktasında en azından kendisine belki bir çeki düzen vermek zorunda kalır. Bir fren yapmak zorunda kalır. Yani şu andaki güç dengeleri içerisinde KDP mevcut tepkileri çok kolay savuşturabileceğini düşünüyor. Çünkü Güney Kürdistan'da da çok ciddi bir kriz var. Toplumsal kriz, ekonomik kriz var, siyasal kriz var, demokrasi krizi var. Gerçekten toplumsal bir bunalım var. Her gün gençler kaçıyor yollarda, yaşamlarını kaybediyorlar Avrupa'ya gelmek için. En çok da Bedinan bölgesindeki gençler bu gerçeklikle karşı karşıya kalıyorlar. Yani KDP hem bunları gizlemeye çalışıyor, bunları gizlerken aynı zamanda kendi yönetimini, kendi diktatöryal sistemini tümden Güney Kürdistan'a dayatmaya çalışıyor ve Güney Kürdistan'dan ne yazık ki ortaya çıkan tepkiler bu noktada istenen düzeyde değil henüz. Hayır yani belki Kuzey Kürdistan'da ortaya çıkan tepkiler, Rojava'da ortaya çıkan tepkiler güçlü. Yani bu atılan adımların, çünkü atılan adımların birinci dereceden riske soktuğu, tehlikeye attığı bölgeler önce Kuzey Kürdistan, sonra Rojava. Zaten tümden buraların düşmesi durumunda artık güneyde düşmüş demektir. Şöyle bir şey mesela önemli mi? Çok kısa yanıt verirsen Faruk'a da benzer aynı soruyu sorarak programı bitireceğim. Yani sonuç itibariyle Kürtler kendi iç sorunlarını çözmek için deyim yerindeyse kılıçlarını sömürgeci güçlere çekmeli. Yani bunun dışında bir başka yol, seçenek, olasılık yok. Bir diğeri de iki statülü parça var. Yani bir Güney Kürdistan'da bir federasyon var. İki Rojava'da özerk demokratik yönetim var. Ve Kürtler bunca statü düşmanının olduğu coğrafyada bu iki statüyü de korumak zorunda. Her ne olursa olsun bu statüler korunmalı. Şimdi Kürtlerin birlikte ortak düşmana kılıç çekmelerinin yol ve yöntemlerini sağlamak için herkese hem sorunun işte tarafı gibi görünen PKK KDP hem bunlar dışındaki dört parça Kürdistan'daki diğer partiler böyle somut gerçekten ne adım atmalı? Yani bir, KDP cephesinden Sayın Mesut Barzani'nin en kısa süre içerisinde Sayın Karayılan'ın çağrısına cevap vermesi gerekiyor. İlk atılması gereken acil adımlardan bir tanesi bu. Evet. İkincisi, Güney Kürdistan'daki tarafların, diğer siyasi partilerin, kurumların, toplumsal kesimlerin gerçekten bu noktada, yani Faruk'un dediği gibi iki taraflı bir şey yok. Tek taraflı bir saldırı var.
ve bu saldırıya karşı, bu saldırının Kürtlere bir felaket getireceğine karşı çok net bir tutumun sahibi olmaları gerekiyor. Yani KDP'ye senin yaptığın yeter. Senin yaptığının sonucu kardeş kavgasına götürür. Kürt kanı akar. Bunu yapma, yapmamalısın, yapamayacaksın demeleri gerekiyor. Şimdi böylesi bir tutum da ortaya çıkarsa elbette ki bu bahsettiğim bütün güçlerin, yani hem Güney Kürdistanlı güçlerin hem Keneke Arabulucu hazır olmaya hazır olduğunu ifade ettik. Keneke'nin ve diğer kesimlerin, eğer PKK'den de talepleri varsa taleplerini PKK'ya iletmeleri, Sayın Karaylan o konularda çok açık olduklarını söylediler. Şimdi iki şeyi tekrar tekrar belirtmek gerekiyor. Bir, PKK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karaylan çok açık ve net söyledi. Ben hiçbir koşulda gerillanın silahını bir Kürt'e doğrultmasına rıza göstermem, buna izin vermem dedi. Evet. Bu çok önemli. Çok önemli. O konuda adım atacağını söyledi, durdurduğunu söyledi. O zaman bunun karşısındaki de Sayın Mesut Barzani de tutumunu netleştirmeli, gereken tavrı göstermeli. Bütün Kürtlerin beklentisi şeyi bu. Evet, bunlar yapılırsa başkanlık yemini belki yaparken bu, söylediği belki sözleri belki bu şey engellenebilir. Söylediği sözleri bir daha hatırlatmalı. Sayın aynı konuda zaten evet. O açıklamasında, STT'de yayınlanan açıklamasında bu şeyi verdi. Yani dedi biz bunu yaptık. Biz kendi göremizi yaptık. Bunu siz artık bunu siz tartışın. Kamuoyuna, Kürtlere dedi ki bunu siz tartışın. Siz durdurun. Yani bize düşen görevi yerine getiriyoruz burada ama bunun ötesinde şeyin söyleyeceği bir yani Kürtlerin de yapacağı bir şeylerin olması gerekir artık. Yani sadece iki güç orada seyretmek, birisinin saldırısı karşı tarafta, öbür tarafın savunmaya geçmesi bu değil. Bugün de sonra yani iki tarafta da Kürt'ün kanı akacak. Hı hı. İşte bu kanı durdurmak için diyor herkese görevler düşüyor. Görevler nedir? Bu görevler müdahale etmektir. KDP ya tecrit edeceksin, teşhir edeceksin, ya es geçeceksin ya da ulusal birliği bir an önce kurup bununla cevap vereceksin. Ya Türkiye amacına ulaşmak için bunun önüne de geçecek. Bunu da yapıyor. Bu ulusal birliği bertaraf etmek için elinde ne geliyorsa yapıyor ve ısrarlıdır. Kürtlerin bütün kazanımlarına saldırıyor. Eğer Türkiye'nin Kürtlerin kazanımlarına saldırması, Kürdistan'ı yok etmesi, işgal etme umutları varsa ve bunun için kendi düşmanlarıyla zaman zaman bir araya geliyorsa Kürtler niye ortak bir savunma şeyine geçmesinler? Kürtler niye birlikteliklerini oluşturup karşı koymasına? Budur. Bu görev düşüyor herkese ve ortaya çıkan oyunları, ayak oyunlarını, bu manipüle edilen bu gelişmeleri anında müdahale etmemiz gerekir. Yani, herkes medya olarak, siyaset, Revşen Bir, kim olursa olsun herkes kendi alanında bu şeye yönelmelidir, müdahale etmelidir. Yani sadece benim dediğim bu, bir açıklama düzeyinde bırakılmamalı. Biz basın açıklaması yaptık, bitti. Biz toplantı yaptık, kararlar aldık, bitti değil. Pratikte ikna edici adımların atılması gerekir. İsmet birkaç şey söyledi. Mesela Yeneke ne yapabilir? Bunu söyledi. Parlamentoda çekilme gibi. Bunun daha ötesinde, daha farklı şeyler yapabilir. Aslında Zinevert'e de hatırlamakta yarar var. Evet. Yani parlamento bir heyet çıkarıp bölgeye gönderdi. Rapor hazırladı. O rapor parlamentoda tartışılırken sorunlar çıkmıştı ama en niyetle parlamentoya da taşıdılar o raporu. Ama yok, o raporu ben de hatırlıyorum. O rapor bilerek orayı manipüle etmek. İşte gittiler, o raporda ne yazılıyordu? PKK'nın varlığında dolayı sivil yerler bombalanmadı. Yani Türk savaş uçakları... Ya Yenekerlerin raporla ilgili açıkladıkları şeyler vardı yani. Hı. Yani önemli şeyler de vardı ama Faruk'un dediği şey önemli. Farklı. Bence ulusal tutum, ulusal tavır, işbirlikçiliğe özellikle yani Kürdistan'ı şu anda işgal etmiş, sömürgeleştirmiş güçlerle olan ilişkileri sınırlandıracak ulusal bir tutum bütün bunların aslında önüne geçmesi için en stratejik adımlardan biri olur. Evet, bu konuyla ilgili var mı diyeceğin? Evet. Çünkü son bir dakikamız bizim de bizden sonra başka bir program var hemen yayına girecek olan
70 dakikayla sınırlandırdık programı. Doğrusu önemli başlıkları konuştuk. Hem Güney Kürdistan'da yaşanan gerilimin çatışmaya dönüşmeden Kürtler arası ilişkinin olumlulaşması ve asıl yönelilmesi gereken güçlerin sömürgeci devletler olduğu noktasında, hem de Sayın Karayılan'ın açıklamaları üzerinden Sayın Barzani'den olan beklentileri. Ben Sayın İsmet Akkurt, size katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Faruk Sakka aynı şekilde sana da teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Başta da demiştik, uzun zaman sonra stüdyoda iki konukla yaptık ama önümüzdeki haftadan sonra yine herhalde Skype'ler üzerinden devam edeceğiz. Bir başka medya haberde gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.